Değerli izleyiciler, Genç Akademisyenler Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genç Akademi programımızın bu haftaki konuğu Doktor Halim Alperen Çıtak hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Eda Hanım. Merhaba hocam. Bugün programımızda transhümanist çağın arifesinde hukuku yeniden düşünmek konusunu tartışmaya çalışacağız. Fakat öncesinde dilerseniz hocamızın kısaca bir özgeçmişini inceleyelim. Hocamız 1990 yılında Tokat'ta doğmuştur. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim elemanı olmuştur. İdarenin kusursuz sorumluluğu bağlamında sosyal risk başlıklı teziyle aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans tezini vermiştir. Hemen ardından yine Gazi Üniversitesi'nde doktoraya başlamış ve 2018-2019 yılları arasında Fransa Institut Maurice Harriot'ta misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İdare hukukunun içtihadi karakteri isimli çalışmasıyla doktor unvanını kazanmış, İngilizce ve Fransızca bilen hocamız halihazırda Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevine devam etmektedir. Belirttiğim gibi bugün transhümanist çağın arifesinde hukuku yeniden düşünmek konusunu tartışacağız. Bu bağlamda aslında şu üç soruya cevap arayacağız. Transhümanizm nedir? Transhümanistlerin başlıca talepleri nelerdir? Transhümanizmin hukuk üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Bugün tartışacağımız bu konu için sözü dilerseniz daha fazla uzatmadan hocamıza bırakalım. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Eda Hanım. Bu arada süremiz ne kadar? Yaklaşık ne kadar Süremiz yapabiliriz? yaklaşık 1 saat hocam. Tamamdır. Ona göre ben de kendimi ayarlayayım diye sordum. Şimdi bu konu çok duyulmamış bir konu. Genelde insanlar ilk transhümanizm dediğimde acaba o nedir diye bir yanıt veriyorlar. Açıkçası benim için birkaç yıl öncesine kadar benim için de öyleydi. Fakat bir vesileyle konu ilgimi çektikten sonra, konuyla karşılaştıktan sonra bunun hukuk alanında çok ciddi meselelere yol açabileceğini, yeni sorunlar doğurabileceğini fark ettim ve konuyla ilgilenmeye başladım. Bir makale kalem aldım bununla alakalı ve bu makaleyi de yayım aşamasında şu anda hakem incelemesinde. Alper de sağ olsun bunu duyunca dedi ki hocam biz bir yayın yapalım bununla alakalı. Onun üzerine böyle bir program fikri gündeme geldi. Şimdi cevap arayacağımız ilk soru transhümanizm nedir? Şimdi öncelikle transhümanizm kelimesinden biraz bahsetmem lazım. Transhümanizm kelimesi çok yeni bir kelime. Eski metinlerde birkaç yerde geçiyor. Mesela Dante'nin meşhur İlahi Komedyası'nda transumanare kelimesi geçiyor. Bu fakat bugün anladığımız anlamda değil. Orada manevi bir yükseliş, insanın manevi olarak kendisini aşması anlamında kullanılmış. Bugün bildiğimiz anlama yakın bir anlamıyla ilk kez Julian Huxley bu kelimeyi kullanıyor. Transhümanizm kelimesini kullanıyor. Julian Huxley, New Bottles for New Wine isimli bir eseri var. Orada şöyle şu anlamda kullanıyor. İnsanın düşünsel gelişim yöntemleriyle kendisini aşarak içinde bulunduğu şartları daha tatminkar hale getirmesi anlamında kullanmış Julian Huxley. Julian Huxley kimdir? O da biraz önemli. İngiliz Öjeni Cemiyeti'nin kurucusu Julian Huxley ve meşhur bu Cesur Yeni Dünya romanının yazarı Aldous Huxley'in de kardeşi aynı zamanda. Böyle bir tarafı da var. Yani UNESCO'nun da ilk genel direktörü. O bu kelimeyi kullanıyor. Sonrasında asıl bugünkü transhümanizm akımını başlatan isim Feridun İsfendiyari isimli bir İran kökenli Amerikan vatandaşı, bir fütürist. Yani gelecek hakkında yazılar yazan birisi. Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun bir yazar. O kadar fütürist ki şey diyor, ben aslında 21. yüzyıl insanıymışım ama 20. yüzyılda yanlışlıkla doğmuşum diyor. Ve kendi ismini de değiştiriyor. İsmini FM 2030 olarak değiştiriyor. Hatırlarsınız bu Elon Musk'ın bir çocuğu oldu ve çocuğuna değişik bir isim verdi, işte rakamlardan filan oluşan. Bunu aslında ilk yapan kişi Feridun İsfendiyari. Böyle kendisinin ismini değiştiriyor ve Are You a Transhuman diye bir kitap yazıyor. Ve gelecekte bir gün bilim ve teknoloji yardımıyla insanların
çok daha üstün varlıklar haline geleceğini, daha müreffeh yaşayacaklarını, hatta sonsuza dek yaşayacaklarını, ölümsüz olacaklarını ve bugünkü bilişsel, fiziksel kapasitelerinin çok daha ötesinde bir noktaya ulaşacaklarını savunuyor. İşte bu Feridun Esfendiyari'nin çevresinde 1990'lı yıllara doğru artık bu bir toplumsal harekete dönüşmeye başlıyor. Mesela Max Moore şeyin transhümanizmin önemli isimlerinden. 1990'lı yıllarda böyle sivil toplum kuruluşları kurulmaya başlanıyor. İşin enteresan tarafı siyasi bir boyut da kazanmaya başlıyor transhümanizm. Mesela Amerika'da Transhümanist Parti kuruluyor. Birleşik Devletler Transhümanist Partisi. Bunun lideri de Zoltan İstvan. Hatta Amerika'da başkanlık seçimlerinde de başkan adayı olmuştur. Bu partinin hazırladığı Transhümanist Haklar Bildirgesi Amerikan Kongresi'ne sunuluyor. Yine Avrupa'da birçok ülkede transhümanist partiler bugün faaliyette kurulmuş durumda. Mesela İtalyan parlamentosuna 2012 yılının Temmuz ayında Giuseppe Vattino isimli bir transhümanist milletvekili giriyor. Yani Batı'da artık doğrudan siyasi talepleri de etkileyen bir akım. Şimdi bu gelişim aşamasını söyledim ama tabii ne anlama geldiğini hala tam olarak söylemedim. Aslında transhümanizm şu anlama geliyor. İnsanoğlunun yani bugün bildiğimiz Homo sapiens adlı varlığın bilişsel kapasitelerini, biyolojik kapasitesini ve fiziksel kapasitesini bilim ve teknoloji yardımıyla geliştirmek ve insanı insandan üstün başka bir varlığa dönüştürme akımı diyebiliriz transhümanizm için. Yani bugün hatta transhümanistler şöyle söylüyorlar, tabii 90'larda ortaya çıkmış bir akım ama toplumsal boyut kazanmış. Aslında kendilerini çok daha eskiye dayandırıyorlar. Diyorlar ki aslında insanoğlu dünyada Homo sapiens ilk ortaya çıktığı günden beri, yani alet kullanmaya başladığı günden beri aslında insan kendi biyolojik yetersizliklerini giderme çabası içindedir. Değil mi? Mesela at arabasını icat ediyorsunuz, tekerleği icat ediyorsunuz. Aslında ayaklarınız yetersizliğini gidermeye çalışıyorsunuz. Daha hızlı hareket etmeye çalışıyorsunuz. Veya insanoğlunun mesela mitolojik hikayelerdeki bilinçaltına gönderme yapıyorlar. İşte Prometheus'a veya Gılgamış Destanı'ndaki ölümsüzlüğü arayan karaktere gönderme yapıyorlar. Orta çağdaki simyacılara ne atıfta bulunuyorlar. Ve nihayet Rönesans ve aydınlanma düşünürlerine de atıfta bulunuyorlar. Yani aslında söyledikleri şey şu, biz insanlığın eskiden beri zaten hayali olan, düşü olan bir şeyin peşindeyiz. Yani en ilkel insanlar da bu hayalin peşindeydi. Hiç ölmemenin, daha güçlü olmanın, daha kuvvetli olmanın peşindelerdi. Biz de kendimizi bunlara refere ediyoruz diyorlar. Ve aydınlanmanın bir devamı olarak görüyorlar kendilerini. Bilirsiniz aydınlanma düşünürlerinde İlerleme fikrine, bilim ve teknolojinin hayatımızı çok daha güzelleştireceğine yönelik bir inanç vardır. İşte Condorcet'in eserlerinde bu var, Francis Bacon'ın eserlerinde de bunu görüyoruz. Buraya kendilerini yaslıyorlar ve bu anlamıyla aslında transhümanizmle ilgilenen Ahmet Dağ isimli bir ilahiyatçı hoca var. Onun güzel bir tabiri var, hümanizmin radikalleşmesi olarak bahsediyor transhümanizmden. Yani bildiğimiz hümanizmin daha radikal bir hale gelmesi. Bu arada tabii hümanizm de çok yanlış anlaşılıyor. Oraya ayrıca belki gireriz. İşte insan sevmek gibi, insanları sevmek gibi. Hayır, böyle bir anlamı yok. Aslında evrenin merkezine insanı koymak. Yani bir anlamıyla Descartes'in o düşünen öznesini bütün kainatın temeline koymak. Her şeyi insana göre kıymetlendirmek anlamına geliyor hümanizm. Burada hemen bir şey daha söylemem lazım. Transhümanizmin çerçevesini çizerken. O da şu, post-hümanizm ile trans-hümanizm arasındaki farkı da anlatmam lazım. Şimdi genelde bunlar karıştırılıyor çünkü. Hani konudan birazcık haberdar olanlar da hemen post-hümanizm ile trans-hümanizmi eş anlamlı gibi kullanmaya başlıyorlar. Aslında post-hümanizm ile trans-hümanizm birbirinden farklı. Karıştırılma sebepleri şu, trans-hümanistler gelecekte ulaşacakları o yüksek insan ırkına post-hüman diyorlar. Yani gelecekte ulaşılacak yüksek insan ırkına. Transhümanistlerin posthümandan anladığı şey bu. Posthümanistler ise onlar da yine 70'li yıllardan sonra 90'lı yıllarda özellikle daha çok takipçisi bulunan bir akım. Mesela Rosie Bradiotti var mesela posthümanist düşünürlerden. Posthümanistler ise postmodern bir akım arkadaşlar. Yani
modernitenin bir devamı iken transhümanizm, aydınlanma düşünürlerine kendisini refere ediyorken ve aydınlanmanın o meta anlatılarını sahipleniyorken, posthümanistler postmodern bir akım ve moderniteyi eleştiriyorlar. Dolayısıyla hümanizmi de yapı söküme uğratmak gerektiğini düşünüyorlar. Biraz daha günlük dilde ifade etmeye çalışırsam, insan merkezciliğe karşılar posthümanistler. Yani diyorlar ki şimdiye kadar biz hep insanı merkeze aldık modernite boyunca. Ama aslında insan da kainattaki diğer canlılardan bir tanesidir. Hatta cansızlar ve canlılarla ilişki içerisinde, simbiyotik ilişki içerisinde olan bir varlıktır. Dolayısıyla insanı merkeze koyarak, insanı en değerli varlık gibi görerek davranmak aslında kainatın düzenini bozuyor, ekosisteme zarar veriyor şeklinde eleştirileri var. Bir de tabii burada şu var, hümanizmin çıktığı dönemlerde insan derken neyi kastediyorlardı? Posthümanizm bunu biraz eleştiriyor. Hümanizmin ortaya çıktığı ilk o aydınlanma döneminde insan dendiğinde aslında beyaz Avrupalı mülk sahibi erkekler anlaşılıyordu. Hatta 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi'nde bile oradaki aslında insan değil oradaki kelime erkek. Yani erkekleri kasteden bir beyanname ilan ediliyor. Dolayısıyla posthümanistler bu modernitenin beyaz Avrupalı mülk sahibi erkek temelinde oluşturduğu insanlık idealine bir karşı çıkış olarak diyorlar ki işte kadınlar, farklı ırklardan ırklara mensup olanlar, farklı cinsel yönelimlere mensup olanlar veya farklı işte engelliler mesela bu insan tanımının içerisine bunları da dahil etmek gerekir. Ve bütün bunları dahil ettiğimiz insanları da kainatın merkezinden kenara çekmek ve kainata bütüncül bir şekilde bakmamız gerekir diyorlar. Yani kısaca posthümanizm postmodern bir akım ve transhümanizmle aslında doğrudan bir bağlantısı yok. Transhümanizm ise hümanizmin radikalleşmesi anlamına geliyor. Yani bu ayrımı en baştan yapmamız gerekiyor. Demek ki o zaman transhümanizm nedir sorusuna bir miktar cevap vermiş olduk diye düşünüyorum. Eğer başka sorular gelirse yine açarız tabii. Evet hocam, eğer soru gelirse ben konunun akışıyla birlikte yeri geldikçe size sorarım. Yine kendi sorularım olursa da sorarım. Ama şu an gerçekten kavramsal olarak çok şey yaptığınız için, dediğiniz gibi yabancı olduğumuz bir kavram olduğu için açıkçası muhtemelen izleyen arkadaşlar da benim gibi şu an sadece dinlemekle yetiniyorlar. O zaman ikinci sorumuza geçebiliriz. O da transhümanistlerin başlıca talepleri nelerdir? Yani böyle bir akım var ortada, evet. Peki transhümanistler neyi talep ediyorlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Transhümanistler asıl kendi projeleri ve arzularından ziyade biraz bugünkü politik doğrucu dile yaslanan şekilde taleplerini öne sürüyorlar. Bu transhümanist haklar bildirgesinden hareketle, yine başka transhümanist manifestolar da yazıldı. Bunlardan hareketle özellikle hukuku ilgilendiren bazı taleplerden bahsedebiliriz. Mesela birinci talep, yeni hak sücelerinin ihdas edilmesini istiyorlar transhümanistler. Diyorlar ki hani biz hukuk düzeninde ne yapıyoruz? Bütün hakları, sorumlulukları, yükümlülükleri kişi kavramı üzerinden inşa ediyoruz. Ve kişi dediğimizde de aslında gerçek kişiler anlamında neyi anlıyoruz? Annesinden tam ve sağ doğmuş insanları, yani homo sapiensleri anlıyoruz kişi dediğimizde. Fakat transhümanistler şunu söylüyorlar. Bilinçli varlık tanımını getiriyorlar. Sentient entities denilen. Bilinçli varlıklar hak sücesi olsun. Bunun içerisine insanlar, genetiği değiştirilmiş insanın artık hani dışında bir varlığa dönüşmüş canlılar, cyborglar, cyborg kelimesini de burada belki kısaca antiparantez izah etmem lazım. Cyborg, sibernetik organizma demek. Yani yarı insan, yarı makine gibi düşünebilirsiniz. Hani Terminator filmi belki aklınıza gelebilir. İnsanın biyolojik organizmasının içerisine yapay malzemelerin yerleştirilmesiyle oluşan varlık. Buna cyborg diyoruz. İşte dijital zekaların, zihinsel açıdan geliştirilmiş hayvanların, bilinçli düşünme yetisi kazanmak üzere sıfırdan icat edilmiş yeni bitki ve hayvan türlerinin ve diğer ileri düzey bilinçli yaşam formlarının da hukuki anlamda bir süje, yani hak sücesi olarak tanınmasını talep ediyorlar. Ve bu bildirgedeki bütün hakları hep insan üzerinden değil, bilinçli varlık üzerinden tarif ediyorlar.
Transhümanistlerin ikinci talebi ise, yani öne çıkan talepleri, tabii başka talepler de var ama benim hani özetlemem gerekirse ikinci talep morfolojik özgürlük dedikleri bir şey. Morfolojik özgürlük şu anlama geliyor. Bilim ve teknolojinin insanın kendi vücuduna tatbik edilmesi konusunda geniş bir otonomi tanınması. Morfolojik özgürlük bu anlama geliyor. Yani başkasına zarar vermediğimiz sürece diyorlar biz, istediğimiz her şeyi kendi vücudumuza yapma hakkına sahip olmalıyız. Biliyorsunuz bugünkü mevcut yürürlükteki modern hukukta insan kendi vücudu üzerinde tam bir tasarruf hakkına sahip değildir, değil mi? Mesela organlarınızı satamazsınız örneğin. Kendi kendinizi öldüremezsiniz, değil mi? Fakat transhümanistler diyorlar ki biz kendi vücudumuza dilediğimiz her şeyi yapma hakkına sahibiz. Yani bir otonominin sınırlarını çok genişletiyorlar. İnsanoğlunun kendi vücudu üzerinde başkalarına zarar vermediği sürece sonsuz hakka sahip olduğunu öne sürüyorlar. Üçüncü talep üreme özgürlüğü. Aslında reproductive freedom demek buna daha doğru. Şöyle üreme konusunda da aşırı özgürlükçü bir tutumları var. Şöyle söylüyorlar, yapay üreme yöntemlerini benimsemek konusunda anne babaya ve muhtemel ebeveynlere sonsuz bir hak tanınmalı. Yine başkalarına zarar verilmediği sürece. Nasıl mesela ben çocuğumun diyelim ki yeşil gözlü olmasını istiyorum, daha uzun boylu olmasını istiyorum ve genetik kodunu, genlerini buna göre değiştirmek istiyorum. Laboratuvar ortamında buna izin verilmesi gerektiğini bulunuyorlar veya farklı üreme yöntemleri, diyelim ki tek ebeveynle, tek bir kişinin sadece çekirdeğinin DNA'sının üretilmesiyle ya da 3, 4, 5 farklı insanlardan alınacak DNA'ların birleştirilmesiyle elde edilecek yeni işte üreme yöntemleri. Bu üreme yöntemlerinin tamamının başkalarına zarar verilmediği sürece geniş bir özgürlük olarak tanınması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi az sonra bununla alakalı sorunları biraz daha açarız. Dördüncü talepleri ise şu, tıbbi kavramların revize edilmesi. Nasıl? Şimdi biz tıbba aşina değiliz, tıpçı da değiliz. O yüzden biz şey zannediyoruz, hani sağlık, hastalık, tedavi gibi kavramların çok net olduğunu zannediyoruz. Halbuki aslında sağlıkta, hastalıkta, tedavi dediğimiz şey de çok net olmayan kavramlar. Tıpkı hani hukuk öğrenmeye başladıktan sonra bazı şeyleri fark ediyoruz ya, işte aslında hırsızlık dediğimiz şey o kadar net bir şey değilmiş. Bunun çok flu sınırları varmış. Aynen onun gibi tıbbi literatürün içerisinde biraz girdiğinizde acaba sağlıklı olmak ne demek? Hastalık ne demek? Bununla ilgili birçok tartışma olduğunu görüyorsunuz. Şimdi transhümanistler de şöyle söylüyorlar. Hastalık sağlık ayrımı konusunda normativist yaklaşımları benimsiyorlar. Bu ne demek? Yani bir insan kendisini kötü hissediyorsa, kendisinde bir eksiklik olduğu düşüncesinde ise o kişiyi hasta tanımını içerisine sokabiliriz diyorlar. Şimdi bugün bizim zihnimizdeki hastalık tanımı bu şekilde değil aslında. Biraz ne yapıyoruz biz? Genel olarak homo sapienslerin bir ortalamasını alıyoruz. O ortalamadan sapan bazı özellikler gösteriyorsa insan ona hasta diyoruz. Fakat transhümanistler normatif modeli savunuyorlar. Yani insan diyelim ki ben X ışınlarını görebilecek düzeyde bir göz yapısına sahip olmak istiyorum. Bunun eksikliğini hissediyorum. Dolayısıyla ben hastayım. Veya işte ben çok daha büyük bir hafıza istiyorum. Kendi beynimin hafızası bana yetmiyor. Bunu diyen kişinin de kendisini hasta olarak tanımlayabileceğini, dolayısıyla ona bazı tedavilerin tırnak içerisinde uygulanabileceğini söylüyorlar. Yani sağlığın sürekli insanın arzusuna göre daha ötelendiği, insanın arzuları da bitmiyor biliyorsunuz. Mesela gayri iradi yaşlanmayı hastalık olarak tanımlamayı öneriyorlar. Hani hepimiz yaşlanıyoruz değil mi? Günün birinde öleceğiz. Belki hiç başka bir sebep olmasa bile yaşlanıyoruz ve ölüyoruz. Bunun dahi bir hastalık olarak tanımlanması gerektiğini savunuyorlar transhümanistler. Tıbbi tanımların değiştirilmesini yani savunuyorlar. Bu arada bu teknolojilere, yani insanı daha üst düzeye çıkaracak teknolojilere human enhancement technologies deniyor. Yani insanı geliştirmeye yönelik teknolojiler diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Ya da insanı zenginleştirici teknolojiler. Beşinci talepleri ihtiyat ilkesinin yerine
ön etkinlik ilkesinin benimsenmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bunu da izah etmem lazım. İhtiyat ilkesi ne demek? Ön etkinlik ilkesi ne demek? Şimdi biliyorsunuz bilim ve teknoloji bir bazı imkanlar getiriyor bize ama bunun biz muhtemel yan etkilerini, zararlarını her zaman kesin bir şekilde öngöremiyoruz. Bu duruma biz scientific uncertainty diyoruz. Yani bilimsel belirsizlik. 1970'li yıllarda özellikle çevre hukuku alanında çıkıyor bu ihtiyat ilkesi ve sonra diğer teknolojiyle ilgili alanlara yayılıyor. Alman hukukunda ortaya çıkmış bir ilke, ihtiyat ilkesi. İhtiyat ilkesi şunu savunuyor, diyor ki eğer bir teknolojik yeniliğin, yeni bir bilimsel deneyin veya bir teknolojik imkanın kullanılmasının çevreye, insanlara, hayvanlara zarar verme ihtimali varsa bu durumda ispat yükünü diyor ters çevirmek gerekir. Yani o faaliyette bulunacak olan kişi, örneğin yeni bir teknolojik imkanı kullanacak, yeni bir deney yapacak olan kişi bu faaliyetin tamamen %100 zararsız olduğunu ispatla mükelleftir şeklinde bir ilke. Yani bunu böyle özetleyebiliriz. Yani normalde nedir? Hani herkesin girişim özgürlüğü vardır, teşebbüs hürriyeti vardır. Teknolojik imkanları kullanma hürriyeti de vardır. Fakat ihtiyat ilkesi bu hürriyeti kısıtlamak için getirilecek kamusal tedbirleri önceliyor. Yani diyor ki karşı taraf illiyet bağı tam olarak kurulamasa bile zararsız olduğunu ispat etmediği sürece kamusal tedbirler meşrulaşır diyor. İhtiyat ilkesi bu anlama geliyor. Şimdi transhümanistler elbette bundan çok rahatsızlar. Bunun bilimsel gelişmeyi, teknolojik ilerlemeyi yavaşlattığını, hatta teknolojiyi aksi kanıtlanıncaya kadar suçlu ilan ettiğini söylüyorlar teknolojiyi. Ve Extropy Enstitüsü diye bir enstitü var, transhumanist bir sivil toplum kuruluşu. Bunlar 2004 yılında bir toplantı tertip ediyorlar. Bu toplantıda diyorlar ki biz ihtiyat ilkesine alternatif başka bir ilke ortaya atmalıyız. Bu ilkeye de Max Moore Proactionary Principle ismini veriyor. Ve bunun Türkçesi yok, bunu ben çevirdim. Ön etkinlik ilkesi olarak Türkçe'ye çevirdim. Ön etkinlik ilkesi de diyor ki ispat yükünü tam tersine çevirmemiz gerekir. Yani teşebbüs hürriyetini, inovasyon hürriyetini korumamız gerekir. Hatta şöyle özetliyorlar. Cesaret isteyen ve inisiyatif almayı gerektiren inovasyonları teşvik etme. İnovasyonu insanlığın maksimum faydası için yönetme. İnovasyon hakkında kapsamlı, nesnel ve dengeli bir şekilde düşünme olarak özetliyorlar. Ön etkinlik ilkesini. Hatta bu ihtiyat ilkesiyle ön etkinlik ilkesi arasındaki çatışma o dereceye varmış durumda ki batılı ülkelerde şöyle söylüyorlar. Gelecekte sağ sol ayrımının yerini ihtiyat ilkesini savunanlar ve ön etkinlik ilkesini savunanlar alacaktır şeklinde bir öngörü de var. O zaman transhümanistlerin başlıca taleplerinde aslında özetlemiş sayılırız diye düşünüyorum. Evet hocam, bu özetlerle ilgili Ahmet Şifahanlı isimli izleyicimiz iki soru sormuş. Hı hı. Birinci sorusu, biraz önce bilinçli olan grupların hak sujesi olarak değerlendirileceğini, ya değerlendirme talepleri olduğunu söylemiştiniz. Hı hı. Şimdi buna istinaden beyefendi şu soruyu sormuş, demiş ki, onların sahip olacağı hakkın kapsamı insanla aynı mı olacak demiş. İkinci olarak çocuğun biyolojik yapısıyla oynanmasının insanlık onuruna aykırı olup olmayacağını sormuş. Çok güzel sorular. Aslında tam da yeni konuşacağımız meseleye işaret eden, ışık tutan sorular. Teşekkür ediyorum kendisine. Zaten bütün patramba da bundan sonra kopmaya başlıyor tabiri caizse. Bu konuyla ilgilenmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Şu an Batı'da an be an bununla alakalı kitaplar yayınlanıyor. İnsanı geliştirmeye yönelik teknolojilerin nasıl regüle edileceği, hukuk üzerinde ne gibi etkileri, toplumsal hayat üzerinde ne gibi etkileri olacağı tartışılıyor. Ve bu tartışmalardan bir netice elde edebilmek için işin en temeline iniyorlar. Yani felsefi anlamda insan kavramını tartışıyorlar. Etik olarak tartışmalar yapıyorlar. Ondan sonra hukuka geliyorlar. Biz de o zaman üçüncü kısımda aslında arkadaşımızın sorularına cevap vermiş olacağız. Ahmet Bey'di herhalde, değil mi? İsmini unuttum o yüzden. Evet hocam. Öyleyse kusura bakmayın. Ahmet Bey'in sorularını o zaman bu bölümde aslında cevap vermeye çalışacağız. Hukuku çok ciddi anlamda dönüştürme ihtimali var transhümanizmi. Şöyle
Bunu muhtemel görüyor musunuz? Hani transhümanizmin bir gün dünyada tamamen kabul gören bir ideoloji, düşünce haline geleceğini muhtemel görüyor musunuz derseniz şöyle, ismini koymaksızın hepimiz transhümanist eğilimler taşıyoruz. Öyle bir problem var. Yani diyelim ki kanseri tamamen yok eden bir tedavi geliştirildi. Hangimiz buna hayır deriz? Veya bilinci hafızamızı 10 katına çıkaran yeni bir ilaç keşfedildi ya da bir teknolojik yöntem keşfedildi. Buna hangimiz hayır deriz? Yani insanın en temeldeki arzularına hitap eden bir şey zaten bu. O yüzden transhümanist adıyla olmasa bile geleceğin dünyasında zaten bugün de aslında böyle. Mesela şeyin Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin 2014 yılında verdiği bir karar var. Şöyle bu karar. Şeyin bir kişinin cep telefonuna işte polisler yakalıyorlar. Cep telefonundaki verilere hakim kararı olmaksızın erişilemez diye bir kararı var şeyin Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin. Bu kararda yargıç şöyle bir değerlendirme yapmış. Demiş ki bu akıllı telefonlar şu anda yaşamımızın o kadar içinde ki hani uzaydan bir ziyaretçi gelse ve baksa akıllı telefonların insan anatomisinin bir parçası olduğunu düşünmeye başlar. Gerçekten öyle. Geçen gün mesela Gmail kutumu boşalttım. Gereksiz maillerimi silmek için. Bir baktım orayı ben aslında bir şey gibi kullanıyormuşum. Yani yedek hafıza kartı gibi kullanıyormuşum. Hiç aklımda tutmak istemediğim şeyleri oraya yazıyorum. Veya işte telefon numaralarını mesela küçükken ezberlerdik hep ben. Yani 90 doğumlu olduğum için cep telefonunun olmadığı zamanları da hatırlıyorum. Şimdi ama birçok şeyi oraya kaydediyoruz ve aslında beynimizin uzantısı olarak bunları kullanıyoruz. Dolayısıyla yani transhümanizm bugün insanlara böyle hani çok ismi duyulmamış, marjinal bir şey gibi gelebilir ama işte Elon Musk'ın ismini herkes biliyor fakat. Yani transhümanizmi bilmiyoruz ama Elon Musk'ın da transhümanist düşünceye mensup olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve birçok bugünkü işte Google'da mesela Ray Kurzweil diye bir direktör var Google'da çalışan. Ray Kurzweil mesela transhümanizmin yine önde gelen isimlerinden. Yani bugünkü teknolojik gelişmeleri sağlayan birçok şirketin, kuruluşun yönetiminde bu düşünceye sahip insanlar bulunuyor. O yüzden bunu iyi anlamak lazım. Dolayısıyla hukukta da çok ciddi etkileri olacak. Şimdi bu etkileri iki şeyde toplayabiliriz, iki grupta toplayabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi pratik hukuk alanında. Hani son zamanda zaten bu çalışmalar çok artmaya başladı. İşte yapay zeka ve hukuk ya da işte robot hukuku gibi, otonom araçların hukuki statüsü gibi birçok şey hani mevcut hukuk dalları içerisinde onların bakış açısıyla cevaplanmaya çalışılan sorular şeklinde görüyorum bunu ben. Fakat benim bugün özellikle vurgulamak istediğim şey daha başka. Yani mevcut bir hukuk dalının içerisine giren yeni bir teknolojinin değerlendirilmesi olarak ben bunu değerlendirmiyorum. Bilakis uzun vadede hukukun en temel kavramlarını dönüştürecek bir hareket olarak görüyorum. Çünkü modern hukuk dediğimiz şey bugün modern ülkelerde uygulanan modern hukuk ve modern hukuk devleti ideali aslında insan soyutlamasına dayanıyor. Yani hümanist bir karakter taşıyor. Liberal hümanist bir karakter taşıyor modern hukuk. Bunun en temelinde yer alan insan soyutlamasını değiştirdiğinizde her şeyin de değiştiğini görüyoruz. Yani şey gibi düşünün. Mesela geometrideki temel aksiyonları değiştirdiğiniz zaman geometrinin bütün kuralları da baştan aşağı değişecektir. Tıkkı bunun gibi hukuku da aksiyomatik bir sisteme benzetirsek onun temel aksiyonlarını değiştirdiğiniz takdirde o zaman bütün hukuk dalları da zaten kökünden değişmiş olacaktır. Burada Ahmet Bey'in işaret ettiği şu insan onuru kavramı mesela çok önemli. Bugün genetik yapısına, insanın genetik yapısına müdahale edilmesini yasaklayan birçok uluslararası anlaşma sözleşme var. Bunların isimlerini tek tek şimdi saymayacağım. Bu anlaşmaların, sözleşmelerin hepsinde insan onuru kavramına atıf yapılıyor. Ve birçok anayasada da, değil mi? İnsan onurundan açıkça bahsediliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de insan onuru kavramına atıf yapıyor filan. Şimdi insan onuru hatta o kadar önemli görülüyor ki diğer bütün insan haklarının da aslında insan onurundan kaynaklandığı düşünülüyor. Şimdi transhümanistler bizi insan onuru dediğimiz kavramı sorgulamaya itiyor. Nasıl? Diyorlar ki insanın özü, insanın doğası dediğiniz şey
acaba gerçekten mevcut mudur? Bunu şöyle bir paradoksla izah edebilirim. Teseus'un gemisi paradoksu. Belki duymuşsunuzdur. Antik Yunan'da Atinalı bir komutan Girit'teki bir savaştan dönüyor. Muzaffer bir komutan olarak Teseus isimli. Onun gemisini Atina'da uzun yıllar sergiliyorlar. Tabii uzun yıllar boyunca gemi orada durduğu için geminin bazı parçaları yıpranıyor. Sürekli o parçalar değiştiriliyor. Ve belli bir zaman sonra aslında geminin bütün parçaları değiştirilmiş oluyor. Peki paradoks şurada ortaya çıkıyor. Bu gemi ilk gelen gemiyle aynı mı? Yani Teseus'un gemisi olarak bunu hala adlandırabilir miyiz? Şimdi bu paradoksa götürüyorlar bizi transhümanistler. Yani insan dediğimiz şey Homo sapiens her zaman aynı mıydı? Yani tabii bunun kökeninde evrimci bir bakış açısı da var. Yani Homo sapiens belli bir evrimsel süreç neticesinde ortaya çıkıyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Dolayısıyla biz bundan belli bir zaman kesitini alarak işte burası insandır dediğimizde insanlığın özünü nerede bulacağız? Bunu tartışmaya açıyorlar. İnsan onuru o zaman ne anlama geliyor? Şimdi insan onuru konusunda üç farklı yaklaşımdan söz edebiliriz. Birincisi semavi dinlerin yani İbrahimi dinlerin yaklaşımı. Bu dinler insanı neden onurlu olarak kabul ediyorlar? Çünkü Tanrı'nın vahyine muhatap olduğu için. Yani Tanrı bir vahiy göndermiş ve Homo sapiens'le muhatap olduğu için Homo sapiens'in insan olarak onurlu bir varlık olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda işte Tevrat'ta geçen bu imago dei yani insanın Tanrı'nın suretinde yaratılmış olması da insanlık onurunun kökeninde yer alan bir şey İbrahimi dinlere göre. Başka bir yaklaşımsa şu, buna ben doğalcı yaklaşım diyorum. Onlar da şöyle söylüyorlar, yani illa dini bir açıklama bulmamıza gerek yoktur. Homo sapiens türünün kendine has biyolojik nitelikleri, insanı insan yapan özellikler aslında onun genetik mirasıdır. Ve korunması gereken de bu mirastır diyorlar. Yani insanı onurlu kılan, işte bilmem kaç milyon yıllık evrim süreci sonucunda şu an itibariyle sahip bulunduğu genetik özelliklerdir, biyolojik özelliklerdir ve bu mirasın korunması gerekir. Yani insan onuru dediğimizde biz, oradaki insan kelimesi buna gönderme yapar diyorlar. Üçüncü insan onuru yaklaşım ise Immanuel Kant'tan kaynaklanan bir yaklaşım. Yani kökenlerini Immanuel Kant'tan alan şahsiyetçi yaklaşım diyorum ben buna. Immanuel Kant'a göre insanı tabiatın geri kalanından ayırarak hani hürmete layık kılan şey ahlaki seçimler yapabilme kabiliyetidir, kapasitesidir diyor Kant. Yani insan hür iradesiyle, özgür iradesiyle tabiat kanunlarının o belirleniminden kurtularak ahlaki bir yasaya, mesela kategorik imperatif diyor buna değil mi Kant? O yasalardan bir tanesi. Bu yasaya uyabilir. Yani insanı onurlu kabul edilmesinin sebebi insanın otonom olmasıdır, özerk olmasıdır. Gerçekten de bakıyorsunuz işte bir hayvan, bir bitki, bir ahlaki yasaya uymak için kendi doğal güdülerinden, arzularından feragat etmiyor iken genel olarak. Tabii bunun aksi de gösterilmeye başlanıyor, o da ayrı bir mesele ama insanı diyor tabiattan ayıran şey doğa kanunlarına karşı koyarak bir ahlaki ilkeye uyabilmesidir. Bu diyor insanı onurlu kılar. Şimdi transhümanistler diyorlar ki işte biz İnsan onuru dediğimizde bu şahsiyetçi yaklaşımı benimsiyoruz diyorlar. Yani insanın biyolojik yapısı, genetik mirası veya işte Tanrı'nın vahyine muhatap olmuş olması değil. İnsan onuru dendiğinde korunması gereken şey aslında nedir? Özerklik, otonomidir. Biz de zaten özerkliği savunuyoruz. Yani insanın kendi arzusu doğrultusunda istediğini yapabilmesini, kendi vücuduna müdahale edebilmesini, istediği şekilde üreyebilmesini savunuyoruz diyorlar. Mesela transhümanistlere göre insan problem çözme yeteneği yani kendisini aşma yeteneği sayesinde diğer canlılardan sıyrılarak, diğer canlılar arasından sıyrılarak saygıyı hak etmiştir. Dolayısıyla hani gelecekte Homo sapiens'ten farklı bir türe, daha üstün bir türe evrilecek posthümanlar da pekala onurlu olabilir diyorlar yani transhümanistler. Biraz daha hani açmak gerekirse İnsan onuru gerekçesiyle insanın bu genetik mirasının, biyolojik yapısının korunması saçmadır diyorlar. Çünkü insanı bugünkü halinde onurlu kılan, insanı korunmaya değer kılan şey tabiata baş kaldırıp kendisini geliştirmesidir. Dolayısıyla daha da geliştirme imkanı varsa o zaman bu gelişmiş varlıklar daha da onurlu olacaktır.
Dolayısıyla bu varlıkların meydana gelmesini şu anki biyolojik insanı korumak adına engellemek tam tersine budur diyorlar, insan onuruna aykırı olan şey. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani onurlu sayılabilmek için biyolojik anlamda insan olmaya gerek yok. Otonom olmak, yani kendi kararını kendisi veriyor olmak, tabiat kurallarına meydan okuyabilmek yeterlidir diyorlar. Şimdi burada tabii çok tartışmalar gündeme geliyor. Mesela biyomuhafazakar kelimesini de belki ilk kez duyuyorsunuzdur. Biyomuhafazakar, yani transhümanist taleplere karşı çıkanlara da biyomuhafazakarlar deniyor, biyokonservatist. Mesela bunlardan en ünlüleri veya şey var, Jürgen Habermas. Habermas'ı duymuşsunuzdur ama. Eda Hanım, mesela siz kamu yönetimi de okuduğunuz için evet, Habermas'ı muhakkak duymuşsunuzdur. Biyomuhafazakar görüşlere sahip. Mesela Francis Fukuyama, yine biyomuhafazakar düşünürlerden bazıları. Bunlar insan onuru dendiğinde insanın biyolojik, yani genetik mirasının korunması gerektiğini söylüyorlar. Mesela Leon Kass şöyle söylüyor, burada bir alıntı yapabilirim. Bizim kastettiğimiz, diyor, insan onuru tanımı transhümanistlerin söylediği birey onurunun, hani özerk birey onurunun ötesinde bedenlenmiş insan hayatının, bununla birlikte bizim doğal arzu ve tutkularımızın, doğal kökenlerimizin ve bağlılıklarımızın, duygularımızın, tiksintilerimizin, sevgilerimizin ve özlemlerimizin değerini yansıtır ve içerir. Yani şeyi, insan onuru ve kişi olmayı, birey olmayı sadece otonom karar vermeye indirgemeniz mümkün değildir. İnsan bedeniyle birlikte insandır. Bedensel arzuları, tiksintileri, bütün bu yaşanmışlığıyla birlikte ona insan deriz diyor. Evet, yani insan onuru konusunda çok ciddi tartışmalara gebe gibi duruyor bu şey. Başka ne söyleyelim bununla alakalı? Şimdi diğer şeylere geçeyim isterseniz. Hani diğer söylemek istediğim yerlere. Ondan sonra belki toparlama mahiyetinde şey yapabiliriz. İnsan onuruyla ilgili olduğu gibi özgürlük konusunda da çok ciddi tartışmalara yol açıyor. Biliyorsunuz bugün modern hukuk devletinin maddi unsurları dediğimizde aklımıza ne geliyor? İnsan onurunun korunması, özgürlük ve eşitlik geliyor. Yani bugünkü hukukun temel aksiyonları diyebiliriz bunlara. Özgürlük konusunda da ciddi tartışmalara yol açıyor. Transhumanistlerini nasıl ifade ediyorlar? Hep özgürlük kavramı arkasında. Mesela inovasyon özgürlüğü, işte morfolojik özgürlük, üreme özgürlüğü adı altında. Burada da şeye yaslanıyorlar. John Locke'un ve diğer liberal, libertaryen düşünürlerin fikirlerine aslında yaslanıyorlar. Şimdi libertaryen düşünürler ne söylüyorlar? Başkalarının özgürlüğünü sınırlamadığımız sürece istediğimiz her şeyi yapabiliriz diyorlar. Transhümanistler bunu ontolojik düzeye taşıyorlar. Yani istediğimiz her şeyi yapabileceğimiz gibi istediğimiz her şey olabiliriz diyorlar. Şimdi bu ontolojik düzeye taşıma işi aslında felsefi temelde çok ciddi bir kendi kendini yok etmeye yol açıyor bence. Şöyle, John Locke'a veya diğer liberal, libertaryen filozoflara baktığımızda onların özgürlük anlayışının kökeninde insanların tabiat itibariyle kabaca eşit olması yer alıyor. Yani başlangıç şartlarında homo sapienslerin birbirine az çok eşit olduğu varsayımıyla yola çıkıyorlar. Yani şöyle söyleyebiliriz, liberaller, libertaryenler evet özgürlüğü eşitliğin önüne geçiriyorlar. Bakış açıları bu şekilde. Fakat yola çıkışları, düşünmeye başladıkları yer, sosyal sözleşme öncesi doğa durumundan bahsediyorum. Burada herkesin az çok tabiat karşısında eşit olduğu varsayımıyla bu fikirleri öne sürüyorlar. Şimdi transhümanizm bu fikirleri kullanıyor. Fakat transhümanizmin talep ettiği şey ontolojik anlamda bir dönüşüm. Yani insanın istediği şey olabileceğini söylüyorlar. Öyle olduğu zaman bu John Locke'un ve diğer filozofların doğa durumunu oluşturan o eşitlik hali bozuluyor. Yani tabiat önündeki kabaca eşitlik halini bozmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu bozduktan sonra bir aynı özgürlük argümanlarıyla bunu savunmanız mümkün değil gibi geliyor bana. Yani kendi içinde bir tutarlılığı yok gibi geliyor bana.
Bir de özgürlük dediğimiz kavram insan hayatını oluşturan belirsiz bazı faktörler var. Tesadüfi faktörler var. Bunlardan kaynaklanıyor aslında özgürlük. Daha doğrusu bir illüzyon diyebiliriz özgürlük için. Biz özgür olduğumuzu zannediyoruz içinde bulunduğumuz bazı belirsiz tesadüfi şartlardan ötürü. Şimdi tabiat tarafından değil de ebeveynleri tarafından piyasa eğilimleri doğrultusunda çocukları tasarlamaya başladığımızda ne olacak? Bu çocuklar kendilerinin özgür olduğunu hissedemeyecekler. Mesela Habermas da bunu söylüyor. Yani annesi babası tarafından tasarlanmış, bütün özellikleri laboratuvar ortamında oluşturulmuş bir insan kendisinin özgür olduğuna inanabilir mi? Ya biz şu an inanabiliyoruz. Neden? Biz bir yani tesadüfi unsurlarla meydana geldik. Tabii unsurlarla meydana geldik, etkenlerle. Fakat tasarlanmış çocukların kendi öz saygısını da kendi yaşamının faili olma düşüncesini de kaybedeceğini zaman içerisinde söylüyor Habermas. Yani bu mesela dikkate değer bir şey. Yani burada hemen bir filmi hatırlatmak isterim. Gattaca filmini. Bu da meşhur distopik filmlerden bir tanesi. Gelecekte işte üstün bir insan ırkının diğerlerini nasıl hani köleleştirdiğiyle alakalı bir film ve insanların kendi öz saygılarını nasıl yitirdiğini o filmde de güzel görebiliriz. İşte biyomuhafazakarlar bu tarz eleştiriler yöneltiyorlar. başka bir şey daha söylemek gerekirse aslında transhümanistler evet özgürlük adı altında bu taleplerini öne sürüyorlar ama aslında temel olarak istedikleri şey öyle değil. Yani bugün politik şeyde, söylemde, diskurda özgürlük hümanist bir değer olarak kabul gördüğü için kendi projeksiyonlarını bir şekilde bir özgürlüğün altına koyarak dillendirme ihtiyacı hissediyorlar. Bunu mesela Susan Levin de şöyle söylüyor, eleştiriyor transhümanistleri. Diyor ki transhümanistlerin amacı öjenik geçmişle doğrudan bağlantı ithamını çürütmek olduğu zaman özgürlük pek tabii ki vitrinde ve ortadadır. Fakat mantıklı düşünen birinin neden onların posthüman idealini ikna edici bulması gerektiğine iş geldiği zaman bu ortadan kaybolur yani özgürlük kısmı. Bu sefer transhümanistler biyo geliştirmenin güçlü albenisini ve biyo geliştirme yönündeki ahlaki zorunluluğu desteklemek için özellikle sırf kendisi için değer atfedilemeyeceği yönündeki faydacı ahlak argümanlarına yaslanıyor. Yani o gelecekteki yüksek, gelişmiş insan ırkını bize anlatırken özellikten çok bahsetmiyorlar. Yani oraya gidilmesi gereken bir amaç olarak görüyorlar orayı. Ve bir şey onun uğruna feda etmeyi göze alıyorlar. Ama iş pratik uygulamaya geldiği zaman hani Gattaca gibi filmlerdeki o kaygıyı siz dillendirdiğiniz zaman hani siz öjenik bir tavır içerisindesiniz dediğiniz zaman hemen özgürlük söylemine tekrar dönüp o şekilde kendilerini savunmaya başlıyorlar. Yani bu kendi içlerinde özgürlük konusunda aslında bir çelişkide olduklarını tespit ediyorlar biyomuhafazakar yazarlar. eşitlik açısından da çok ciddi problemler var. Yani hukukta biz bütün sücelerin, hak sücelerinin birbirine eşit olduğunu tasavvur ediyoruz değil mi? Yani evet tabiatta mutlak eşitlik yok. Fakat mevcut hukuki siyasi düzenimiz ne yapıyor? Bütün insanların en azından eşit değerde olduğunu varsayıyor. Şimdi transhümanist pratikler yaygınlaştığı zaman artık bu eşitlik idealinin akıbeti de çok iyi olmayacak gibi geliyor bana. Çünkü dünyada bugün 1 milyar civarı insan günde 1 dolardan az kazanıyor. Yeryüzündeki insanların yarısının toplam kazancı en zengin 62 milyarderin kazancına ancak denk gelebiliyor. Şimdi zenginlerle fakirler arasında bir ekonomik uçurum var. Şimdi siz bu ekonomik uçurumu aynı zamanda bir de biyolojik uçuruma dönüştürecek olursanız, yani daha zenginler kendilerini daha geliştirebilecek imkanlara sahip olur ve fakirler buna sahip olamazlarsa, o zaman hani geçmişteki feodal döneme, feodaliteye rahmet okutacak bir eşitsizliğin doğması muhtemel gibi görünüyor bana. Yani bir süper insan sınıfının diğer insanlar üzerinde hani azınlık bir sınıfın diğer insanlar üzerinde mutlak bir tahakküm kurma imkanına sahip olması bana hiç uzak bir ihtimal gibi görünmüyor. Zaten Habermas da böyle bir eleştiri yapıyor. Böyle bir senaryoda insanlığın müşterek zemininin ortadan kaybolacağını ve
hani insanları bir arada tutan, herkesi bir arada tutan siyasi çerçevenin, yani polis dediğimiz o şeyin dağılacağını söylüyor. Şeyde mesela evrimsel süreç içerisinde Homo sapiens Neandertal insanını, Homo Neandertalsisi ortadan kaldırmıştır, soykırıma uğratmıştır. Tıpkı bunun gibi diyorlar. Yani gelecekte teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki bu üstün insan ırkının normal insanlarla arasındaki mesafe Neandertallerle Homo sapiensin arasındaki mesafeden çok daha fazla olacak. Belki hani bir çok daha zeka açısından düşük bir hayvanla insan arasındaki fark kadar büyük bir fark olacağını söylüyorlar. Bu işte eşitlik konusunda çok ciddi kaygıları gündeme getiriyor. Tabii buna karşı transhümanistler neler söylüyorlar? Onlar mesela yine liberal düşünürlere atıf yaparak bu saldırıları önlemeye çalışıyorlar. Şöyle söylüyorlar. Mesela network effect denilen bir şey var. Bu teknolojiler neyi arttıracak? Verimliliği ve üretkenliği arttıracak. Ve bu teknolojileri şahsen kullanamayanların da aslında sosyal refah düzeyini yükseltecek diyorlar. Yani daha hani basit söylemek gerekirse pastayı büyütecek bu teknolojiler. Dolayısıyla herkesin pastadan aldığı pay artacak. Ve bazı temel bazı gelişme olanaklarını da devlet herkesin erişimine açabilir. Yani bugün asgari ücret düzenlemesinde olduğu gibi asgari bazı güncellemeleri insanlara sunabilir diyorlar devlet. Böylece ciddi toplumsal eşitsizlikler ortadan kalkabilir. Mesela John Harris ilk okuyunca insana mantıklı gelen güzel bir savunma yapıyor aslında. Şöyle söylüyor. Bu tarz diyor insanı geliştirmeye yönelik teknolojiler bu teknolojileri kullanacak olanların nezdinde bir statü malı değildir. Yani insanlar bu teknolojileri başkalarının önüne geçmek için değil, kendi sağlık, mutluluk ve refahlarını arttırmak için talep edecekler ve başkalarının da bir gün aynı imkanlara sahip olmasında bir beis görmeyeceklerdir diyor şey John Harris. Ve buna şey örneğini veriyor. Mesela motorlu araçlar, radyo, internet gibi veya organ nakli gibi gelişmelerden başlangıçta kimler istifade etti? Topluma ekonomik güce sahip küçük bir kısmı istifade etti. Ve bu teknolojilerin riskini de üstlenerek aslında istifade ettiler. Sonra bunlar gitgide ucuzladı ve bu ilerlemelerden herkes yararlanabilir hale geldi. O yüzden diyor ki yani herkesin hayatını kurtaramayacaksak da en azından bazılarının hayatını kurtaralım. Sonra bu gelişme daha da ilerledikçe, daha ucuzladıkça artık herkesin hayatını da kurtarırız diyorlar. Yani sırf bir soyut eşitlik kaygısıyla bu değiştirilmesinin önüne bir set çekmemek gerektiğini söylüyor. Ama burada şöyle bir şey var. John Harris'in argümanlarını ben eleştiriyorum. Nasıl? Hani ilk bakışta insana çok şey geliyor. Kendi içinde makul mantıklı geliyor ama bence bu gerçek olamayacak kadar iyi bir, nasıl diyeyim, gerçek olamayacak kadar iyi diyorlar yani yabancılar. Too good to be true. Böyle yani bence John Harris'in argümanları. Çünkü onun gelişmeler, yani motorlu araçlar olsun, bugünkü kullandığımız iletişim vasıtaları olsun, bunlar kurulu siyasi ekonomik düzenin sıradan insanlara ihtiyacının henüz ortadan kalkmadığı dönemlerin icatlarıdır. Çünkü yakın zamana kadar hani savaşta tüfek tutacak her, fabrikada alet kullanacak her elin kıymeti vardı. Dolayısıyla bu gelişmelerin halk kitlelerine, geniş halk kitlelerine yansıtılması gerekiyordu. Yani kapitalizmin gelişimiyle genel oy hakkının tanınması, kadınlara eşit imkanların tanınmasının böyle at başı beraber paralel gitmesi tesadüf. Çünkü kapitalistlerin neye ihtiyacı var? Sermaye sahiplerinin geniş halk kitlelerinin fabrikalarda çalışmasına ya da savaşlarda onlar için ölmesine ihtiyacı. Bu insanlara bazı hakları sağlamanız lazım ki, bazı imkanları onlara da açmanız lazım ki onlar da sizin için bu işlevleri yerine getirebilsinler. Ama şimdi teknoloji artık öyle bir noktaya geldi ki artık işte o alt düzeydeki sıradan insanlara o sınıfın ihtiyacı bile kalmayabilir. Çünkü bugün artık savaşlarda bile piyadelerin önemi çok daha azaldı. Yani teknoloji çok, yani eski dönemdeki konvansiyonel savaştan farklı bir savaşa doğru gidiyoruz. Fabrikalarda artık insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Hatta hizmet sektöründe bile insanlara duyulan ihtiyaç azaldı. Gelecekte yapay zekanın kullanılmasıyla birlikte belki insan tamamen işsiz kalacak. Yani
insanların büyük çoğunluğu. Dolayısıyla artık kapitalizmin hele transhümanizmle alanlara geride bıraktıklarına duyacağı hiçbir minnet kalmadı. Dolayısıyla John Harris'in argümanlarının geçerli tamamdır. Teşekkür ederim. İnternet bağlantısında bir sıkıntı yaşadık herhalde. Kusura bakmayın. En son şunu söylüyordum. Transhümanistler özgürlük ve eşitlik konusundaki eleştirileri Anglo-Sakson düşüncesine yaslanarak liberal libertaryen düşünürlere ve pragmatist filozoflara, faydacı filozoflara yaslanarak aşmaya çalışıyorlar. Bir yandan da insan onuru konusunda getirilen eleştirileri ise kıta Avrupası geleneğine yaslanıp Kant'a referans vererek aşmaya çalışıyorlar. Bu da kendi argümanlarının kendi içinde tutarsız hale gelmesine sebebiyet veriyor. Bence bu kısım önemli. Yani transhümanist bir yazarın bir makalesini okuduğunuzda ilk anda çarpılır gibi oluyorsunuz. Çok hoşunuza gidiyor. Bir anda bunlara nasıl karşı koyacağınızı bilemiyorsunuz. Ama biraz daha derin düşündüğünüzde bu düşüncenin kendi içindeki tutarsızlıklarını ve barındırdığı riskleri fark ediyorsunuz. Fakat gelecekte dediğim gibi hukukun bu temel kavramlarının sorgulanır hale geleceğini ben düşünüyorum. Yani pratik hukuk bakımından problemler neler olabilir? Oralara çok hani süremizde kalmadığı için daha detaylı giremeyeceğim. Ama inşallah arkadaşlar makaleyi okurlarsa, yayınlanacak olan makaleyi, orada biraz daha geniş detaylı bilgi edinebilirler. Hocam son bir sorumuz var. Tabii, buyurun. Ahmet Şimşek adlı izleyici sormuş. Demiş ki, hocam bu tür değişimlerin yaşanacağı bir gelecekte devletin varlığından bahsedebilmek aşırı varsayımsal değil mi? Evet, kesinlikle aşırı varsayımsal. Zaten devletin bu haliyle, yani modern ulus devlet formatıyla gelecekte devam edip etmeyeceği konusu da gerçekten tartışılması gereken bir mesele. Ve mevcut ulus devletlerin bu gelişmelere nasıl tepki vermesi ve kendilerini nasıl dönüştürmesi gerektiği de ayrıca üzerinde konuşulması gereken bir mesele. Yani bugün küresel şirketlerin ulus devletlerden bazen çok daha güçlü olabildiğini görüyoruz. Yani en son mesela Donald Trump örneğinde bunu yaşadık. Yani Donald Trump'ın kendisini ifade etmesi, yani katılırsınız, katılmazsınız, seversiniz, sevmezsiniz. Orası önemli değil. Yani bir devlet başkanının kendisini ifade edebilmesini engelleyecek bir güce kavuşan küresel şirketlerden bahsediyoruz. Ve bu şirketler bizim eskiden tahayyül ettiğimiz gibi petrol şirketleri ya da silah şirketleri falan değil. Bunlar doğrudan insanın tabiatını değiştirmeye yönelen, yani sosyal medyanın mesela bizi ne kadar değiştiğini belki içinde olduğumuz için çok fark edemiyoruz ama şöyle kendimizi iki adım geriye çekip 5-10 sene öncesini düşünüp baktığımızda ne kadar değiştiğimizi görebiliyoruz. Ki gelecekte bunların çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Hani burada ben distopya çizmek istemiyorum. Hiçbir zaman ne ütopyalar gerçek olur ne distopyalar gerçek olur. İkisi arasında bir şey olacağı muhakkak gelecek hayatımızın. Fakat burada en azından transhümanistler kadar teknoloji konusunda optimist ve hevesli olmayan kesimlerin bazı argümanlar üreterek bu görüşleri değerlendirmeye, eleştiriye tabi tutması ve onların da kendisini sorgulaması. Hani biraz yavaş gidelim, biraz sakin olalım diye kendilerine belki bir çek düzen vermesini sağlamak yönünde argümanlar üretmek bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir yıldır çalıştığım için biraz çok şey var kafamda. Çok şey söylemek istiyor insan. Ama ancak bu kadarını söyleyebilirim. Emin olun çok faydalı oldu hocam. Programımızın başında da söyledik. Hepimizin aslında çok yabancı olduğu bir kavram. Bu kavramı tabii bu kadar bizim anlayabileceğimiz düzeye indirerek, indirgeyerek anlattınız. Öncelikle bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten değerli izleyicilerimiz de mutlaka benimle hemfikirdir. Gerçekten çok verimli, bizim için çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Genç Akademisyenler Birliği izleyicileri. Genç Akademi programımızın bu haftaki konuğu Doktor Halim Alperen Çıtak hocamızdı.
kendisiyle transhümanist çağın arifesinde hukuku yeniden düşünmek konusunu tartışmaya çalıştık. Bu bağlamda transhümanizm nedir? Onların talepleri nelerdir? Ve hukuk üzerinde ne gibi etkileri olacak sorularına cevap vermeye çalıştık. Umarım sizler için faydalı ve verimli olmuştur. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programımızı burada sonlandırıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.